Herkese merhabalar. Londra Turizm Fuarı'ndayız. Yanımızda Divan Otelleri Pazarlama Direktörü ve aynı zamanda bir turizm yayıncısı Deniz Dikkaya var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Bu sene fuarı nasıl buldunuz? Daha hareketli buldum sanki. Geçtiğimiz yıla göre zaten WTM hani çok sevdiğimiz fuarlardan bir tanesi. Çünkü segment anlamında neredeyse tüm segmentleri kapsıyor. Hani leisure'da, business'da burada ya da işte turizm teknolojileri anlamında da çok ciddi bir farklılık var. Türkiye standını bu sene tabii yine aynı şekilde daha da güzel de buldum. TÜRSAP çok ciddi bir farklılık yaratmış ve kendisine çok büyük bir stand almış. Ve gördüğüm kadarıyla da iyi geri dönüşler alıyorlar. Türkiye'nin bu turizmi şu anda hangi noktada? Rakamlar nasıl? Ya şöyle, artık Türkiye turizmi ciddi bir yola girdi. Bu dakikadan sonra yaşadığımız krizler ya da gelişmeler, ister lokal ister global gelişmeler, bunlar Türk turizminin rotasını aşağı doğru çekecek hamleler değil. Bu anlamda özellikle destinasyon management dediğimiz sadece Türkiye'nin tamamı değil, Türkiye'nin içindeki destinasyonların tanıtımı ayrı ayrı ciddi bir görev konusu oldu, test konusu oldu. Bu da çok iyi gidiyor. Yani artık fuarlara gittiğimizde biz İstanbul'u, Kapadokya'yı, Antalya'yı ayrı ayrı kendilerini anlatırken görüyoruz. Bu çok daha fazla çeşitlenecek. Yani Konya'da kendini anlatacak, işte Kayseri'de kendini anlatacak, Güneydoğu'da kendini anlatacak, Ege bölgesi de anlatacak. Bu anlamda biz turizmin nasıl tanıtılması gerektiğini yavaş yavaş öğrendik. Turistler de bizi seviyorlar. Pazar çeşitlendirmesi en büyük konu. Yani sürdürülebilir turizm için bütün pazarlara neredeyse hitap etmek çok önemli. Sadece birkaç pazardan iş alıyorsanız o pazardaki hareketler sizi gelecekte, o pazardaki sıkıntılı hareketler sizi sıkıntıya sokabiliyor. Eğer siz birden fazla pazarla çalışıyorsanız ve o pazarın isteklerine göre, isterlerine göre de hareket ederseniz bu sefer turist sıkıntısı yaşamıyorsunuz. İşte bu senede neredeyse yine rekorlar kıracağımız bir yıla giriyoruz ki depremden çıktık, düşünün. 2024 yılında da bence bunun gelişmesiyle belki bölgemize yakın İsrail-Filistin savaşı bizi çok korkutsa da bence 2024 yılının güzel geçeceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.